Bismillahirrahmanirrahim. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sen ne dedin oğlum? İkinci esasen ikinci paragrafında kalmıştı abi. He. Ne yapalım diyorsun şimdi? Oradan mı devam edeceğiz yoksa? He. Başka fikrin var? Yok, siz dedin belki başka bir yerden. Yani oralara girmek istemedim yani ben de. Şu temalarda ne vardı? Bunu okumuştuk galiba orayı. Şimdi şey yapacağım. Başka bir şeyi anlatacağım. Melaike iman ne için iman sırasına girmiştir. He. Onu bir noktaya nazar olarak şey yapacaktık daha. He. Şimdi ona girmeden ilginç bir yer. Lemalar 335. Çok antika bir yer. Hiç bakılmadığı bir yer. Hem hayat melaikeye iman rüknüne dahi bakar, remzen ispat eder. E ne alakası var? Hayatı melaike. Hayatta melaike ne alakası var? Şimdi arkadaşlar çok tuhaf bir bu mevzudur. Bu Esma-i Sitte Risalesi var ya. Evet. Hele bu hayat bir tuhaf, bir acayip bir şey ya. Ben ifade de edemiyorum yani bu. Bu nasıl bir eser? İnan şey için söylemiyorum ya, bir hal anlamış değilim şu hele hayat mevzusu. Biliyorsunuz nadir adıyla belki de binlerce defa okunmuş. Bu beşinci remiz yani. Adidi bildiği sabahlara kadar paragrafı. Beşinci remizi çok biliyorum, sabah yatsı namaz, sabah namazı okununca şey için söylüyorum yani, o kadar daldık ki. Abi biz yatıyı kılmış mıydık? Nadir abi de söylüyor biliyorsun. Harikalar oluyor burada. Tamam, Cenab-ı Hak bize iltifat ediyor bence. Şimdi niçin söyleyeyim biliyor musun? Bu hayat, çok uğraştık biz. Hayat mevzuna. Şimdi Üstad Hazretleri de hayatla Allah'ın ispatını, hayatla kaderi, peygamberleri, kitap. 6 tane iman esasını ispat ediyor biliyorsun burada. Şimdi burada da melaikelere bakıyor nasıl hayatla. Çünkü madem kainatın en mühim neticesi hayattır. Neticesi yani Allah'ın dışında arş-ı azam, arş, kürs, lef-i mahfuz, cennet, cehennem, idikat, sema, lef-i mahve, ispat, alem-i erva, alem-i mana, alem-i isan. Ne hatırınıza geliyor? Hepsini koyun makineye. Bir makineye koyun. Meyvenin özünü alan makineler oluyor ya, meyve suyunu çıkarıyor. Onun gibi yani tasvir ediyorum. Özünü al, çıkacak şey hayat. Hayat. Sonra o hayatı da koyduk makineye. Çıkan nedir? Şuur ve his. His ve şuur diyor. Onu da koyduk makineye. Çıkan nedir? Öz. Akıl. Orada aklın da özü demiyor. Ama başka yerde diyor ki aklın da hayatın da özü, hulasası ruhtur. Başka yerde diyor, orada demiyor. Yani sabit cevheri diyor. Sabit cevheri diyor. Cevher yani. Yani beraber gidiyoruz, dikkat ediyor musunuz? Gidiyoruz. İnceleştik. Ruhun içine girelim. Ruhun içine de delelim de keselim onu. Bizim meslek, yani mutalamızın özelliği. Girelim. 4 tane şeyle karşılaşacağız ruhun içine. 1. Zihayattır. Zişuurdur, kanun emr, vücud hariç. Si vücud, zi vücud hariç. 4 tane. İnanın 15-20 sene 2 tanesini buldum. 2 tanesini bulamadım. Nedir diye. Mesela zihayattır buldum. Yani külliyattır bir şey, Allah buldurdu tabii onu kazandım. Zişuuru buldum. Kanunu emri ve vücudu harici bulamadım. Yok 15-20 sene.
bir hatırlama anlatıyorum. Nedir yani? Kanun emri nedir? Yani ruha bakan kanun emri. İşte ne sonra bana ait olsun o özel. Sonra sobanın arkasında dershanede kalırken, şey dershanedik zaten. Sabah namazından sonra böyle mutala ediyoruz, varım yani şey yapıyoruz ama mümkün değil tabii. Sobanın arkasına düşmüşüm yani, uyumuşum. O zaman X zat geliyor, bana yavrum diye hitap ediyor. Dedi ki, kanunu emr, Risale-i Nur'un falan yerinde, kanun emr, 30. sözde, kanunu emrin arkasındaki esma-i hüsnalar var. Kanunun uçları esma-i hüsnadır. Okumadım. Kanun emr mülkse, onun melekütü ucu, arkası esma-i hüsnadır. Kanunların arkasındaki esma-i ilahiye diyor. Evet. Kanunu emr, ruhtaki kanunu emr demek, kainatta olan bir fiil esma. Onun bin kuvve insana konur. Yani bir fiil ağaç demektir. Uzatmıyorum, temellerinizi oturtuyorum böyle. Temel veri tabanların tabirleri dolduralım ki üzerine tefekkür malzemesi olsun. Ağaca bir fiil denilir, çekirdeğe bir kuvve denilir. Ağaçta maksat kainat, çekirdekte maksat insan. Kainata bir fiil esma, bir kuvve insana konmuş. Program. Onun adı kanunu emr. Ziya yaptı, zişurdu, kanun emr. Esma-i Hüsna. Vücud harici demek, enenin, Nur Muhammed'inin nur ve manası vardı. Nur işte bu tarafa bakıyor, şey, mana bu tarafa bakıyor, esmaya ucuna bakıyor. Nur ise kainatın vücud haricisine bakıyor. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bak bir daha söylüyorum. Ziya yaptır. Zişurdur. Kanun emr, vücud harici. Şimdi Allah kainata, burayı dinleyin, kainatı ağaç, insanı çekirdek yapmış. Kainata tecelli eden esmanın bir kuvve insana koymuş mu? Koymuş. Ama kainatta olmayıp insanda olan esma var. Bu da bu şeye bakıyor. Kanunu emr denilen ille kainatın bir tamamı ya insanda yok, artısı var insanda. Mesela beka yoktur kainatta. Ama insanda beka duygusu var. Mesela kainatta Allah misafir edecek, Allah'ın zatına en iyi aynadarlık yapacak donanımı yok kainatın hiçbir varlığında. İnsanda var. Bu kanun-ı emr, kainatta olan bütün esmanın nümenesini ve olmayanı. İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki, 4000 esmayı biliyorum diyor. O kadar biliyor. Binini Allah biliyor, binini Allah sırf biliyor, hiç kimseye dememiş. Binini Cebrail biliyor, kimse bilmemiş. Binini Peygamberimiz biliyor, başka kimse bilmemiş. Binini de tecelli ettirmiş. Ama 3000 insanda var. Kainatta bini var. Kendisi söylüyor. Sözlerde de abi birinci sözde sırları anlatırken mevcudatla alakadar olan her bir isim diyor. Yani mana muhalifi ve mevcudatla alakadar olmayan isimler var. İsimlerde. Alakadar. Mevcudatla alakadar olmayan isimler var mesela. Zatı sığmadım kainata, sığdım mümkadı. Ha demek ki vücudu harici demek kainatın bir kuvve insandaki karşılığı, kanun emr kainatta olmayıp işte insanda olan ki ruhumdan öfledim ruhunuzu, sırrı bu. Daha bir incelik demeni söyledim de bu İçtihat Risalesi'nin başında Hüsa Hazretleri ayeti almış. Emri minhum diye ortada da. Yani ruhtaki o özelliği inkişaf etmeyen kimse içtihat edemiyor. Evet. Yani o zaman üflenmiyor ya abi. Üflenmiyor tabii. Üflenince o zaman içtihadı arzu oluyor. Arzu oluyor ve kendi beşeri oluyor. Ha. Sor kimdir? Madem ruh girdik mi içeriye? 4.
Şimdi zişura girmiyoruz daha. Onu da bölüyorsun karpuz gibi. Zihayatı da bölüyorsun. Şimdi hayatın içindeyiz. Hayat, hayatı kısaca şey yapayım, hayat nedir? Allah'ın zatı sıfatından değildir. Subuti sıfatındandır. Sen, basar, kelam, hayat, ilim, irade, kudret, tamam mı? Hayat nedir? Kainatın malzemesidir. Allah taşları da, toprakları da, cenneti de, cehennemi de, melaikeleri de, bizi de, hepsini hayatın malzemesiyle yapmıştır ama hayat malzemesi, veri tabanı, nihayetsiz mertebesi var malzeme deposu. Kudretle halk etmiştir, hayatı kullanmıştır, irade ile takdir etmiştir, ilimle programlamıştır. Tamam? Şimdi bizi meydana getiren hayat veri tabanının içerisinde de giriyoruz. Melaike iman. Biliyorsunuz kader, kaderin veri tabanına inmiştik, hatırlarsınız. Altı tane. Altı tane. Bu işte haritalı diye dersler var sitede. Kader nedir meğer? Bir bakayım şu adamı kim ya? Bu arkadaşımız kim? Beni hapsediyor, ceza veriyor, rızkımı kesiyor, rızkımı veriyor, tokatlıyor, kader sevk ediyor. Demek öyle bir kitap falan değil. İşin başında faili muhtar. Kader işin başında faili muhtar bir şeydir. Hakikat. Canlı ve ruhlu ve şuurludur. Öyle bir kitap falan değil. Kitap olarak Kur'an da böyle ifade edilmiş. Ama mahluk değil ki Kur'an. Bu musaftır. Şimdi fazla şey yapıyorum şey için. Bu melaike, bu hayatta şimdi biraz şey ya böyle, ilginç böyle malzememiz olsunlar. Zihayattır ruhun temel. Bak, ruh nereden besleniyor? Zihayattır. Zişuurdur. Bak ruh nereden besleniyor? Kanun, vücud harici kanun emri. Kanun emri tarafı kainatta olmayıp ruhta olan üfleme hakikati. Üfledim ruhumdan diyor. Ruhunuzu ruhumdan üfledim. Hakikati. Böyle bir şeyiz ya. İnsan bir tuhaf. Kime demiş başka Allah bunu? İnsanla başka kime demiş? Böyle şerefliyiz kardeşim. Gel de çöplükte harca. Sonra bak, madem kainatta en mühim netice hayattır, sakın hayatı böyle canlılık falan, üreme, ölme falan anlamayın. O onun bir sıfatıdır. Benim çok sıfatım var, beyaz adamdır, işte nurcudur, şudur, bu yaşudur falan. Ya ben bu muyum yani? Ha, sıfatlar, ha. Demek ki neticesi hayattır ve en ziyade intişar eden, kıymetdarlığı için nusraları teksir edilen, zemin misafirhanesine gelip geçen kafilelerle şenlendirilen zeyatlardır. Arkadaşlar, ağaç büyümez. Bunu anlatıyorum. Ağaç bak ne yapar? İntişar eden, nusraları teksir edilen. Ağaç büyüyüp de hayat büyümüyor. Hayat büyüdüğü için ağaç büyüyor. Unutmayın. Hayat büyüdüğü için malzemeler hareket ediyor. 6 ayda bir değişiyor bu. Bir senelik hücrem yok ki. Yani gelen malzeme hayat zeminine, hayat şöyle bir şerit diyelim, nehir diyelim. Üzerine malzeme yığılıyor da ceset gibi gözüküyor. Aslında bu değil yani. Ceset ona göre şekil alıyor. Benim hayatım cesede göre şekil almıyor. Büyüyen hayattır. Hayat büyür. Hayat tasafi eder. Hayat kemal bulur. Terakki eder. Hayatın nihayetsiz mertebesi var. En kesif hayat topraktaki, taştaki hayattır. Ukde-i hayatiyedir sonra çekirdekte. Sonra bitki hayatıdır. Bitki hayatıdır. Sonra hayvanat hayatıdır. Sonra cinlerinle erbah arasına şey yapamıyorum. Onun için böyle şey yapıyorum. Bazı yerde cinler daha basit, erbah daha üstün. Bazı yerde cinler imtihana tabi olduğu için biraz da üstün gibi gözüküyor. Ama şey daha basit, cin daha basit umumiyette, külliyatta. Taş, hayattan yapılmış, hayatiyet var ama ukde-i hayatiyet var. Oradan hayatın zemini oluyor. Hayat orada tezahür ediyor. Tezahür edebilmesi için zemin ona müsait olması lazım. Sonra bitki hayatı, sonra yani nebatat, hayvanat, sonra cin, ruhaniyat, melaike, insan, nebi, Resul, Ulul Azm, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ulul Azm Peygamber Muhammed. Bunlar hayatın mertebesini
aynadarlık ediyorlar. Yani hayat böyle sakın ha böyle hayır öyle falan değil ya, bu ifadesi yok. Yani meratibi hayat beştir diyor abi. Ya be, meratibi hayat beştir bak görüyor musun? Ağaç büyüyüp de hayat büyümüyor. Hayat büyüdüğü için ağaç büyüyor, unutmuyor. Madem küre-i arz bu kadar zihayatın enva ile dolmuş ve mütemadiyen zihayat envalarını tecdit ve teksir etmek hikmetiyle, tecdit çok her vakit dolar boşanır. Yani tecdit arkadaşlar, cedid. Cedid, halkın cedid diye iki tane ayet var Kur'an'da. 30. sözde de haşiyede var. Halkın cedid meselesi. Şöyle diyeyim. Suat, ipin ucunu tut. Hayal attım sana. İpi attım. Tuttun mu? Tut. Ben de tuttum, geldik. İbrahim ortadan, ipi kaldır ortadan. Ayakta. Kaldır, 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 kaldır. Gerilmiş ama. Bırak şimdi. Yapar ya. Ve ustad, o ateş, odunu şey yaparsın, çevirirsin ya. Veya top aç. Şimdi o ipi bıraktık ya. Bırakıyorsun tektir aslında. O kadar hızlı ki göz onu düz görüyor. İşte kainat ve amplitüdü misal vereyim. Saniyede 60 defa yanar söner. Gözün görme kabiliyetinden mesafe kısa olduğu için fark etmediğinde devamlı yanıyor zannediyoruz. Uzaktan baktığın zaman gemileri, şuradan bakarsanız gemiler gözüküyor veya dağın tepesine şehrin lambasını yanıp söner. Doğrusu o. Ha, gözün görme kabiliyetinden daha hızlı yandığı için yakın mesafede fark etmiyor. Devamlı yanar zannederim. Oysa yanıp söner. Aynen bunun gibi. Aynen üç misal gibi. İp gibi, topaç gibi, bu lamba gibi. Kainat var olup yok oluyor. Yok olup var oluyor. Var. İlimden kudrete, kudretten ilme. İlimden kudrete, ilimden kudrete, kudretten ilme. Drrrr, o kadar hızlı ki biz var zannediyoruz. Onun için vehim hastalığın temellerinden bir tanesi şu. Geçmiş hastalığını sabit alır. Yani gelecekte de hasta olacağım zanneder. Ya kardeşim geçmişte zaten yoksun ki. Var oldun yok oldun. Yani ilimden kudrete, kudretten ilme gitme. Bitti o, yok. Şöyle diyeyim. İkisi arasında kaç saniye geçti? Kaç? Saniye. İki saniye. Bir daha yap. İyi, iyi hesap et. Bak. 6-7 saniye ikisi arasında. Oysa yanlış. Bir tane vurdum. İkisi arası. İkisi arası yok ki. Bir, iki bile yok. Bunu vurdum. Hani nerede ki sen ikisi arasında ölçüyorsun? Burada yok. Burada var. Bu dünya böyle işte. Onun için aldatıyor bizi. Nerede ikisi? Hani nerede? Vurdum bitti. Ben sana ikinciyi vuruyorum. O yok olanla kıyas ediyor. Nerede o? Mesela sözlerde şöyle söylüyor abi. Bazı ehli velayet dünyanın bu cihetiyle ademine hükmetmişler. Aynen. Yok diyor. Aynen. Demişler ki dünya bir aşiredir. Belki binanın seyyaretidir. Bitti. Dünya şu an şu andadır. Daha içmedim su. Daha yok dünya. Var mı yok mu? Vardır. Vardır ama ama o mu? O değil. Kesin. Boğazıma inene kadar su değil. Dırr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 
lan. Nereden uyduruyorsun Hasan? Tövbe estağfurullah. Ya hoş değil mi? Ya hadi. Bazıları dönüyor, şey, hayat bir çizgi, kısa çizgi oluyor ya. He. Böyle bir çizgi kadar da, hani tire çizgisi oluyor ya. O kadar. Hani mezar taşlarında yazıyor ya, 1930 tire, 1990. Vay vay vay. Mezar taşlarında yazıyor 1930-1990, arasında bir tire. Oradaki yani... Tire! Bu kadar. Ulan yani, şimdi öyle yazıyor. 90 sene tire. Hasan, 1962, 2000 bilmem ne. Arada bir tire var değil mi? O kadar. Tire kadar, doğru demiş Allah razı olsun. Bak, demek harekat-ı zerrat, varlığın hareketi, o kitabetten, hani ilimden kudrete kitaba dönüyor, o kitabetten, o istihsandan, mevcudan, alemi gaybtan, alemi şehadete, yani ilimden
kudrete geçmelerinde bir ihtizazdır, bir harekettir. Ya asıl hayat o zaman burası değil de tabii gelmeden... Bu hayat mı yani? Bu hayat bu. Hayatın kendisi, azami tecellileri, her şeyi hayatlı olan darul ahirettir. Ne korkuyorsun oraya girmekten Hasan? Ne panik yapıyorsun kardeş ölümden? Zaten Üstadır abi bunu söylediği zaman hayatı maddeyi bırak, kalp ruhun sırrın dereceyi hayatına çık diyor. Evet. Yani oralara git diyor. Ya çok doğru söyledi. Değil buna diyor 17. lemada. Kalbin ve ruhun daire-i hayatına. Bak bak daire-i hayatına gir. Devam edeyim. Arkadaşlar lazım olduğu kadar anlatıyorum. İnanın zevkim başka biraz daha. Hayat bambaşka. Şu mevcudatı bazen tabii beni şey yapıyorlar, belki telin de ediyorlar böyle. Dün mesela dünkü ilk derste de ben sen böyle şaşırdın ya. Bir şey anlatacağım şimdi. Bu dünyayı bak benim tarifime göre bakarsan cennetten de üstündür. Nasıl üstündür? Cennet tek boyutludur. İnkişaf yok, inbisat var. İnbisat var. Cennet, cehennem de tek boyuttur. Yani şerler hep o. Hayırlar hep. Dünya bütün zıtlar cem olacak ama karışmayacak. Bu noktadan istisnadır. Ve inkişaf ve inbisatın zeminidir. Yani cennetteki her şey nur ve nuranidir. Nur ve nuraniye hayat yüklemek çok kolaydır. Burası camittir. Kesife hayat veriyorsun. Bu zordur. Cennetten zordur bunu yapmak. Yani hayata uygun malzemeyi kullanmak mı daha kolaydır? Hayata hiç uygun olmayan malzeme hayatta kullanmak mı kolaydır? Hayata uygun olan malzeme kullanmak daha kolaydır. Yani şöyle diyeyim. Taksiyi tamir ederken olmaz ama yani bir taksinin başka bir taksinin parçasını kullanmak tamir için. İşte gene. Olmaz ama zor işte. Uydurursun. Ama taksinin araba tamir ederken kamyonun veya efendim iş makinesinin parçasını katmaya çalışmak daha zordur. Yani hayatın en zirve seviyesi cennettedir. Cennetteki malzemeler de nur ve nurani. Hayata çok uygun. Burası hiç hayata uygun değil. Hiç hayata uygun değil burası. Yani bu ne? Ama bu cilde baktığım zaman ya Rabbi ya. Ağaçların büyümesi, etlerin konuşması. Yani burada kendimi muhafaza etmek yani ruh. Tuhaf. Şeyde abi sözlerde 719 diyor ki ey birader kardeşler ezdadın cemindendir tecelli iktidar. Oh aferin lan. Bazen çok güzel şeyler buluyorsun. Sayfa kaç? 719 abi. 719. Bir daha oku sesli. Ey birader kardeşler ezdadın cemindendir tecelli iktidar. Oh iktidarını gösteriyor. Yani cenneti bu kadar ifade eder işte. Cenneti ve cehennemi yapmaktan daha zordur böyle bir küre arz yapmak. Yapmak. Hem zaten o neticedir. Burası daha kolaydır cennet evet, yapmak. Yani bu noktadan değerlendirin, kıymetini bilin. Taşlar, stadyum, dağlar, ağaçlar. Bir tuhaf ya. Çok tuhafıma gidiyor. Bir de şey abi, şimdi şu küre-i arzı gördükten sonra acaba Allah cenneti yapabilir mi, cehennemi yapabilir mi? Çok komik oluyor. Çok tuhaf oluyor, aferin nasıl? Böyle şey, 150 yapan, şey 200 yapan arabayı 150 yapabilir misin? Ha, doğru. Gibi yani. Yani dünü yapanı yarın yapabilir misin? Gibi. Dünü yaptı. Yani hayata hiç uygun olmayan malzeme olan taşlardan, topraktan hayata malzeme yapacak, hayat orada gösterecek. Hayata uygun bir derece o madde hareket edecek. Camit, toprak hayata uygun hareket edecek. Hayata çok uygun olan cennetteki malzemeler deposunda hayatı icra edemeyecek. Yani tuhaf bir şey ya. Devam edelim. Tecditten girdim. Tecdit ve teksir etmek hikmetiyle. Teksir de şu. Her şey her yerde var. Üzeri battaniyelerle örtülü. Bak. Şurada her şey nasıl var? Buz. Yani buz kabul edin. Su var. Buz ama su. Kaldır üzerini. Suyun üzerini kaldır. H2O. Kaldır. Elektron, nötron. Kaldır kuark. Kaldır kuantum. Kaldır battaniyeyi. Enerji. Kaldır esir. Kaldır maddeyi hayat.
Kaldır Nur-u Muhammedi, kaldır Esma, aynı yerdesin. Kaldır sıfat. İlim, irade, kudret. Zatı yok. Eşyada Cenab-ı Hakk'ın zatı yok. İlim, irade ve kudret sıfatları var. Aynı yerdesin. Aynı yerdesin. Peki burada ben Esma var desem şaşırmıyorsun. Peki burada bütün Esma yok mu? Peki oraya tecelli eden Esma, mesela ağaca, ağaç var mı burada? Var, bak nasıl ispat edeyim. Ağaçta ne var? Mülevvi, renklendirmiş, çiçeği. E burada çiçek yok ki gözüksün. Allah'ın mülevvin ismi burada tecelli etmiyor. Diyebilir misin? O zaman mülevvin isminin orada aynası var, gözüküyor. Burada aynası var, gözükmüyor ama var. Şu anda radyo dalgası yok mu burada? Niye gözükmüyor? Radyo yok. Ama yok diyemezsin. O zaman burada bütün esma var mı? Var. O zaman kainatın vücudunu meydana getiren esma her yerde varsa her şey her yerde vardır. Sen yetep üstünü aç. Esma cihetiyle en azından mantıkla var. O zaman şu. Bitireyim şunu. Alacağım seni. Keramet şu. Ustad mesela Kaçkar Dağı'na gidiyor şimdi. Karadeniz'de kestane balığı yiyor. Kaçkar Dağı'na. 4000 küsür. E burada kardeşim orada da var şu. Benden farkı şu ustadın. Orada beni meydana getiren, ustadı meydana getiren esma orada da var mı? Orada bir kuvvet. Ama aynası yok. Orada havada beni meydana getiren esmanın üzerine açıyorsun. Orada gözüküyor. Ama atom seviyesinde değil. Rüyada sesini duymuyorsun. Oho, nerelere gidiyorsun, neler yapıyorsun? Hayal mı? Kaçkara gitmiyor musun? Kaçkara gidiyordum, bağlıyordum. Oh, bilmem ne. E banyo yapıyorsun. Hayal mı? Beden çıktı mı? Ya fatura buna çıktı. Peki kayalıklardan yuvarlanıyordun. Terden soğumadın mı? Hayal mı? E niye hayalse bu terledi? Arkadaşlar, nasıl ki rüyada Kaçkara gidebiliyorsam büyük zatların, kemalatları bu rüyanın 70 katıyla hareket ediyorlar. Orada pat diye kendisini izhar ediyor. Peki bununla onun arasında ne fark? Aynıdır. Kaşgar'daki ben de benim, buradaki de ben. Aynı şey. Ruhu cesedine hakim olan. Olunca. Ruhu cesedine hakim olunca ben istediğim yerde cesedimi ortaya çıkarırım. İstediğim yere. İstediğim kişinin rüyasına girerim. İstediğim kişinin. Ya, eğer ruhum cesedime hakim olursa. Bu cüzkül olayı var ya bugün. Şimdi her şey müsaadık değil mi? İnsan kainatın küçültülmüş örneği. İnsanın komple özelliği her bir cüzünde de var. Her bir hücrede insan yok mu? Atom şey var. Peki tırnağımda da ben varım, gözümde de varım, saçımda da varım. Tamam mı? Zaten adam onunla buluyorlar el iziyle polis. Ve kainatın her zerresinde ben varım zaten ya. Yani beni meydana getiren esma orada var. Esma'ya diyemezsin. Burada esma var, burada yok. Ha burada bir fiil var, burada bir kuvve var. Evet. Şimdi bu teksir etmek için söyledim. Tecdidi anlattım. Dırr. Teksir her yerde, herkes, her şey var. Şimdi bunu anlatıyor, bunu melekeye bağlayacak. Evet, geliyoruz tabii. Hikmetiyle her vakit dolar boşanır ve en hassis ve çürümüş maddelerinde dahi kesretle ziyayatlar halk ederek bir maşeri hüveynat oluyor. Şimdi ben burada Karl Marx'ın canını okuyacağım şimdi. Çünkü ben Risale'yi okumadan önce ikinci onu okutmuşlardı ortaokulda bana. O şeyine o geldi. Çünkü sizin gelmez etmiş ya zihninize. Benim gelir. Çünkü niye? Biz, onun için ben heyecanlıyım. Külliyata daha tuhaf. Çünkü ortaokulda zorla onu okutmuşlardı. Asker Lisesi'ni okurken ortaokul. 1975'lerde. Bak şimdi. Bir daha okuyayım şu cümleyi de. En hassiz çürümüş maddelerinde dahi kesitli ziyaretler halk ederek bir mahşere hüvernat oluyor. Bize derlerdi ki ders ol. Çocuk da zorla götürmüşler. 80 ihtilalde. Bak diyor. Al bu eti diyor. Hiç unutmuyor. Gidin çöp kutusunu atın diyor. Kapatın üzerine. Kapatın. 3-4 gün sonra gidin. Ne olur? Kurtlanır. Sineklenir. E Allah ile ne alakası var diyor. Vay be ne delil ya Allah'ın yokluğuna. Allah Allah. Biz de o çocuğuz tabii mi? Hakikaten ya.
el ayak görmüyoruz Allah'ın tabii. Çünkü makinesi yok, matkapı yok, kaynağı yok. Nasıl? Oysa tam tersini Allah'ı ne acayip ispat eden bir şey söylemiş de bilmiyoruz. Ama tabii bilseydim, söylerseydim kafamı koparlardı demek o zaman. Bilmiyoruz ya. Bak arkadaşlar. Kurdun, sineğin gözü var mıdır? Var. Hayatı var mıdır? Yani onlar şunu demek istiyor. O böcek diyor, sinek maddenin zorunlu neticesidir. Buna en güzel nerede cevap veriyor biliyor musunuz? 509. sayfada gene o ikinci esasın üzerinde şu nükte-i esasın hatimesidir diyor ya. Bu paragraf cevap veriyor. Çok acayip bu sorumuza. Sözler 509'da. Esası. Ama ben kulasa ediyorum. O çürümüş kokmuş et yesek hayatımızı yok eder değil mi? Ölürüz. Ama hayata zararlı maddelerden hayatı çıkartmak etin zaruri neticesi değildir hayat. Çünkü etin zıttıdır hayat. Ölüdür. Bir. İki. Sinekte göz var. Et kördür. Zıttı zıttından çıkarmakla gözle kör arasındaki mesafe ne kadardır? Sonsuzdur. Doldur neyle dolduracaksın? Çöp tenekesi mi yaptı? O plastikteki belediye çöp tenekesi mi yaptı? Bir daha söylüyorum. Et ölü. Hayat çıkıyor. Ölüyle hayat arasında mesafe ne kadardır? Metresi, litresi, kübü var mı? Sonsuzdur. İşte Risale-i Nur'un keskin mantığı buradan kaynaklanıyor. Sebeple netice arasındaki sebebi gösteriyor. Netice bu diyor. Bak bunun üzerine kurulmuş. Şimdi bununla bunun arası münasebeti var mı? Aklı ikna edecek bir zemini var mı? Var mı? Bak bakalım. Ölüden diri. Körden göz. Elimi görüntüyü kaçıyor. İradesizden irade. Hissizden his. Hayatı yeti yok edenden hayatın fışkırması. Bu korkunç arasındaki ara boşluğunu doldur. İşte Risale'nin keskin mantığı bundan çıkıyor. Yani sebep netice arasındaki ara boşluğu aklı ikna edecek bir malzemeyle dolduramazsın. O zaman diyor ki bak, en hassiz ve çürülmüş maddelerinde dahi hayatla ne yapıyor? Temizliyor. Ve hayat temizleme sebebiymiş. Bir daha söylüyorum. Neymiş Murat? Bak iyi dinle orayı. Çürümüş et hayatiyete zarar veriyor koksa. Bize zarar verir. Allah ne yapıyor? İsmi Kuddüs sıfatıyla eti temizliyor. Neyle temizliyor? Süpürgesi ne? Mahlukatı yaparak, hayatı çıkartarak. Nereden çıkartıyor? Zıttı zıttından çıkartıyor. Ölüden hayatı çıkartacağız. Lan biz hayatın yetimizin devam etmesine aciziz. Hayatiyetin devamından aciziz. Ölüden hayat çıkaracağız. Yani şu şeyi dirilteceğiz. Yani onların anlayışı şu. Çöp tenekesiyle şey yaptın ya, kapattın ya, Allah tabii içeri giremez. Ateistlerin anlayışı o. Çöp tenekesini koy, kapat. Allah'ın önüne arkası. Hristiyanların da Allah'ın anlayışı, tuvalette yiyin diyor oruç tutanlara. Biz Türklere diyorlar Allah'a. Niye? Tanrı'nın diyor, tuvalette ne işi var diyor. Abi ne diyelim dedi. Orada telefon ediyor aslında şeyde, fabrikada. Dedim ki, tuvalete güneş giriyor mu? Yani şu, ya Tanrı tuvalet pis yere girer mi ya? Tanrı kirlenir diyor. Hem koku alır diyor, hem orada temas eder diyor. Tanrı orada ne işi var diyor. Ben de ona de ki dedim, güneş tuvalete giriyor mu? Güneş tuvalete en pise vuruyor mu? Vuruyor abi, güneş pisleniyor mu dedi. O da dedi ki, böyle. Dedi o kim? Beni götür dedi. Başına gitti. Roman. Ama sonra Müslüman oldu bu. Roman'dı bu. Allah anlayışları ne kadar basit demek istiyorum. Ve madem hayatın süzülmüş en safi hulasası olan şuur ve akıl ve en latif sabit cevheri olan ruh bu küre-i arzda gayet kesitli bir surette halk olunuyorlar. Adeta küre-i arz hayat ve akıl ve şuur ve ervah ile ihya olup öyle şenlendirilmiş. Küre-i arz ne yapmış? Hayatla, akılla, şuur ile, ruhlarla ihya olup şenlendiriliyor. Elbette küre-i arzdan daha latif, daha nurani, daha büyük, daha emniyetli olan
ecram-ı semaviye. Bak, dünyamız kesif, katı, sakil, ağır iken dünyamızdan daha latif. Mesela güneş, nurani, dünyamızdan daha büyük, emniyetli, ecram-ı semaviye, semavi kütleler ve oraları Cenab-ı Hak ölü, camit, hayatsız, şuursuz kalması imkan haricindedir. Oraları. Hayat ispat ediyor. Çünkü madem kainat hayatta yapılmış, hayatın içerisinde ne var? Bak arkadaşlar, bir şey meleki bir şey yapacak. Bunu kaçırmamanızı istiyorum ya. Onun için heyecanlanıyorum. Allah kainatı neyle yaptı? Hayatla yaptı. Hayatın içerisinde ne var? Hayatın içinde his var, şuur var, akıl var, ruh var. O zaman taşın içinde de var. Taş çünkü hayatla yapılmış. Hayatın içerisinde ne varsa hayatla yapılanda da var otomatik. Onun için mürekkep melaike, taşın zerresi o demektir. Bak şimdi de söyleyeyim, anlamadınız. Suyla bir şey yapılıyor. Suyla bir şey yapılıyorsa suyun suyla yapıldığına göre suyun içindekiler orada vardır demektir. Taş toprak neyle yapılmış? Taş toprak neyle yapmış Allah? Hayatla yapmış. Peki hayatın içinde ne var? His, şuur, akıl, ruh var. Peki ne cihetle var? Kanuniyet itibariyle var. O zaman yani şu buz, su, elektron, enerji, esir, maddeye, durum Muhammed'i yok mu otomatik bunun içinde? Buzun içinde yok mu? Buz diyoruz ama maddeye hayat var, nur-u Muhammed'i var, yok mu? Mertebesi var. Aynen bunun gibi su yerine, buz yerine şey düşün, hayat. Hayatın en kesif tarafı taştır. Buzun içinde su, suyun içinde enerji, enerjinin içinde nur-u Muhammed'i, nur-u Muhammed'in içinde esma nasıl varsa, hayatın içinde de his, şuur, akıl, ruh ceberi var. O zaman otomatik olarak madem kainat hayat ile yapılmış, otomatik olarak kainat his, şuur, hayat, ruh ile ruh malzemeleriyle yapılmış. Alt veri tabanı budur. O zaman müekkel melaikesi melaikedir işte zaten atomların. Atomların donmuş hali melaikelerin cesedidir. Hatta ağaçlar için ne diyor biliyor musunuz ağaçlar için? 14. sözde bak şimdi hatırlattı Allah bana. Şeyda abi, mesela bu söylemiş olduğun cümle 512 sözlerde şöyle geçiyor. Nasıl geçiyor? Elbette nasıl melaikeler bunların alemi melekutte mümessil edirler, tesbihatlarını ifade ederler. Bunlar dahi alemi mülk ve alemi şehadette o melaikelerin timsalleri, o haneleri ve mescitleri. Yani o demiş olduğunuz. İşte o, ben de orayı okuyacaktım zaten. 512'de abi. 512, bu şeyde de aynı, bu 14. sözde de aynı. Biraz tabi insana bu manayı şey yapmadığı için biraz ters... Bak 512 mi? Evet. Şaşırırlar tabi yani külliyatı biraz şeyle yani okuyacak. O zaman o şey mesela diyelim ki şu kalem melaikenin donmuş hali mi oluyor abi? Evet. Ve yani melaikenin cesedidir. Peki affedersin gübre, pislik bilmem ne resim nedir? Ervah habisinin donmuş hali. Ustad söylüyor zaten 246'da diyor ki 246'da şu kanser, insan gaitası pisliği, ustad diyor ki ona, nedir o? Verem, tifo, panik atak, sinirsel bozukluğun şey şu, o nevin istidadını bozan, yanlış yollara sevk eden mevvad-i şerire. Mevvad-i şerire ne demek? Şerirli madde. Şerirli madde. Şerirli madde nedir arkadaşlar? Mikrop, bakteri, virüs. Yılan, yani deprem, tsunami, yani insanın fıtratını bozan, bak bir de okuyayım, iyi dinleyin. O nevin istidadını bozan, yanlış yollara sevk eden, insanlığı yanlış yollara sevk eden. Bak geçen ne buldum biliyor musun külliyattan, girmeyeceğim oraya da. Ben de bir acıma oldu, açık saçıkları şimdi. İğneye gitmiştim. Hastanede, etrafıma o hemşireler pervane gibi dönüyor. Bir kısmı beni tanıdı.
nasıl şefkat utanmıyor. Bir şey, ben acayip bir tuhaf duygular yaşadım. İnkılap bak şimdi. Başıma geçeni anlatacağım. Yeni tespit bu. Allah Allah. Yukarıya çıktım. Namaz kılacağım. Onlar da geliyor, örtünüyor. Arka tarafta. Etek giyiyor. Hoca abi. Hoca da demiyor. Demek ki Nurcu. Diyor ki, hoca abi biz de arkadayız. Yani biliyorsun cemaatte kadın olunca niyet değişiyor. Allah perden arka. Ya Rabbi ya. İman var, İslamiyet var. Hayat böyle. Nasıl oluyor? Ondan sonra orada şey yapınca böyle yine şeyi, alerji şeyi var. Alerji şeyi inesi böyle yazın bir tane buluyorsun. Yattım. Böyle girdim. Biraz dinleneyim. Kalkıp gideceğim arabaya. Dinin. Böyle bir hal oldu. Çok üzüldüm tabii. Niye böyle oluyor? Birisi geldi. Bak sana bir şey değil mi dedi. Bu insanların açık saçık gezmesinin en büyük sebebi erva habiseler onlara bu hayatı güzel gösterdiğinden ve aldatıldığındandır. O nasıl oluyor dedim ben. Panik atak dedi, kendini kontrol edemeyen vesvese evam nasıl Müslüman olur? Bunlara da dedi zaafı, yani mesela ona çıplak gezmeyi güzel gösteriyormuş. Onun için bunların bir kısmı iradeleri yok. Bloku olmuş. Ya cinler veya erva habiseler. Ki şeytan. Şeytan için keyden zayıfa. Tuzaklar afiftir. O bir şeytan, şeytan vesvese. Vesvese mülktür. Serseri bir şey değil o. Nefsin oku vehimdir. O yaptırıyor. Cinler böyle telkin ediyor. Çok güzel gösteriyor. Yoksa çıplak kimse gezmek istemez dedi. Onlar kandırılıyor. Öyle güzel gösteriyormuş. Bunların çoğusun iradesi yok. Bloke olmuşlar. Böyle bir hal gördüm. Çok ilginç. Ben bunu düşünmüyordum. Onlar daha merhametli baktım. Daha dua ediyordum. Geçen de dedi ya mesela o tamire gittiğimiz kadın diye milletin böyle gezdiğine bakmayın dedi. Kadın kendisi dedi. Kendisi. Böyle kendisi gezdi. Açıktır ama öyle dedi yani. Milletin böyle gezdiğine bakmayın dedi yani. Bak niçin bak. Cevabım şu. Söylediğime cevap. O nevin istidadını bozan bir, yanlış yollara sevk eden, çıplak olarak gezen, mevvad-ı şerire ile şerir maddeler vücutta o paniğe, mesela serotonin maddesi az olunca neşe ve huzur pek olmuyor adamda. Serotonin maddesi beyinde şey olunca adam rahatlıyor. Bak mevadi şerire onun az olması. O kadınları ve insanları yanlış yollara sevk eden mevadi şerire ile tamam ustadım onların mı mesilleri? Onları temsil eden, vücudunu tutan ve sekeneri habiseleri. Yani bu bardağın müekkili var. Bir de bu bardağı meydana getiren madde var. Sekene-i habise, o donmuş, erba habise donmuş, affedersin gayta olmuş, büyük abdest olmuş. Bilmem kanser olmuş. Ha bir de onu temsil ediyor müekkeli. Hani resim olan, cunup olan, köpek olan yere rahmet melekleri girmez değil mi? Ha diyor ki, Hasan bunlar nereden çıkarıyor? Kardeş burada yazıyor. Yanlış yollara sevk eden insanları nasıl ki selatörü madde rahatlatıyor? Olmayınca bu falan. Bak. Ne var düşün? Uykusuz kalmaya sebebiyet veriyor. Sana, uykusuz kalmamıza evet. Şey hadiste var ya mesela dışkıya bakmamak gerekiyor diyor. Ne? Nereye? İnsan galiteye bakmama gerekiyor diyor ya. Ha. Tuvaletteyken. Ha bakmayın diyor aferin. Galiteye bakmayın diyor. Çünkü mümessilleri var. Onun kokusu ona uygundur. O mahluklar. Koyun buraya çiçek arı gelir. Koyun buraya sinek gelir. Kendince. Onun için Allah Resulü bana üç şey sevdirildi diyor. Bir tanesi de koku. Ey vehim olan, evham olan koku sürün. Kokuyu bak benim kokuyor. Sıkıldın değil mi? Of, biraz falan. Ne, hava sıcak. Koku sürün kardeşim. Koku koku için değil. Ağaç nasıl rahmeti çekiyor? Nasıl ki sohbet sikinet iniyor. Kokuda da erva-ı tayyibe geliyor. Revai tayyibeden erva-ı tayyibe lezzet alır. Hatırladınız yeri. Evet. Yani güzel kokular geliyor. Namazdan önce surunun melekler çoğalsın. Çünkü üzerinizde pis koku varsa sigara kokusu, sigara kokusuna cinler geliyor.
biraz şeylik varsa, böyle asabilik varsa şeytan geliyor. Şeytan ateştendir. Koku sürün gider o. Koku. Yani bana sevdirildi. Koku malzemedir, oltadır, balığa yem atar gibi. Ervah-ı aliyeler cem oluyor, pervane oluyor. Nerede söylüyor bunu? Barla'da diyor ki, iki kişi, iki kelime, iki dakika Rablerini sevip sevdirirler, gösterip gösterirler. Semadaki müekkeller yeryüzüne inerler bunlardan dolayı. Koku koku değil, kokunun celbettiği şeyler. Kadın sevdirdi, kadının kendisi değil, kadının açtığı ruhani boyut. Kadın bir boyuttur. Alemi gayb ve alemi şehadeti birbirine bağlayan bir koridordur, unutmayın. Çocuk koku kanalla geliyor. Kadın kadın değildir. Başka bir kutsi bir varlıktır. Alemi gaybı, alemi erba, alemi şehadete bağlayan bir koridordur. Bu an, o anında kendini yok eden acizliğin en zirvesidir. Lezzetin zaten manası şudur. Kendinin benliğini yok edendir. Benliğini yok edendir. Benliğin ne kadar yok olursa o kadar zevk olur. Dolayısıyla zevkin bir sebebi olan kadın zevk için değildir. Benliğini yok ediyor, kimliğin bitiyor. Yok olduğun andır. Yok olunca o var oluyor. Kendine vücut rengini verme diyor. Adem, tamam mı? Yani, tuhaf tabii şimdi benim zirveler. Kendine gel. Mevad-ı şerire ile ve onların mümessilleri ve sekeni habiseleri o nevi beşirin tariki kemalatına ne büyük bir engel, ne müthiş bir düşman teşkil ettiğini ihtar ederek Kur'an-ı mucizü beyan bir tek Adem Ali ile ahir devam ediyor. Şimdi bir dakika. Bu 512'de şey okuyacaktık abi. Evet. Kimsel verimi. Evet, aha. Şimdi sevgili kardeşim. Bak, bir şey okuyacağım size de. Sevgili kardeşim bak. Aynı yer galiba. Diyor ki 512 nerede? Evet, mutadit eşya ile cemaat şekline girse bir şahs-ı mani olacaktır. Eğer o cemiyet o cemiyet imtizaç edip iddiat şeklini alsa 165 sözler. Onu temsil edecek bir şahs-ı manevisi, bir nevi ruh-u manevisi ve vazife-i tesbiyesini görecek bir melek-i mökeli olacaktır. İşte bak nasılçe, işte bak misal olarak bu barla ağzının şu dağ lisanının bir muazzam kelimesi olan şu odamızın önündeki çınar ağacına bak gör. Ağacın şu üç başının her başında kaç yüz dalı dilleri var ve her dilde bak kaç yüz mevzum ve muntazam meyve ve kelimeleri var ve her meyvede dikkat et kaç yüz kanatlı mevzum tohumcuklar harfleri emrikün feküne malik sani zülcelalin ne kadar belli bilmediği ve fasih bir tesbih ettiğini işittiğin gördüğün gibi iyi dinle şimdi. İyi dinle, burası için okuyacaktım. O ağaca müekkel melek dahi ona göre alem-i manada mutadid diller ile tesbihatlarını temsil ediyor ve hikmeten öyle olmak gerektir. Ondan sonra bu kendi hakikatını, yani donmuş kendisi olmuş. 500 kaçtaydı o? 12'de abi. Mevcudat haricinin her biri süreten cami çürsüz iken gayet hayatkar ve şuurdaranı vazifeleri ve tesbihatları vardır. Elbette nasıl ki melekel bunların alemi melekutta mümessilidirler, tesbihatlarını ifade ederler. Bunlar dahi alemi mülk ve alemi şehadette o melekelerin timsalleri, haneleri, mescitleri hükmündedirler. Ağaç melekelerin donmuş vücut haricileridir. Vücut haricileridir. Şimdi hayatı şu bir bırakayım, o sözleri okumadan bunu kesip bitireceğiz. Demek ki dünya bu kadar kaba, ağır, sakin olduğu halde latif, nurani, büyük, daha emniyetli olan ecram-ı semaviye, ölü, cami, hayatsız, şuursuz kalması imkan haricindedir. Demek gökleri, güneşleri, yıldızları şenlendirecek ve hayatlar vaziyetini verecek ve netice-i hılkat-ı semavati gösterecek ve hitabat-ı subhaneye mazhar olacak olan zişur, zihayat ve semavatan münasip sekeneler herhalde sırrı hayatta bulunuyorlar ki onlar da melek. Sırrı hayat demek hayat nerede varsa hayatın içeriği de vardır, topluyorum.
Melaikeyle ne alakası var? Bak, hayat nerede varsa hayatın içeriği de var. Hayatın içerisinde ism-i azam olduğu için bütün isimler içindedir. O zaman hayatın içinde ne var? His, şuur, akıl, ruh. Hayatın içeriği. Madem taş, toprak da hep hayatla yapılmış, kanuniyet itibariyle her şey orada vardır. O zaman onlar, o taş dediğimiz şey, melek-i müekkelin veya erbah-ı habiselerin meskenleridir, vücud-u haricileridir. Yani şunlar her şey onun vücud-u haricileridir. Zerra. Yani bunlar hayatla yapılmış. Hayatla yapılan bir şey, hayatın içerisi de vardır. Burada müthiş bir şey girdi. Melaikenin ispatından hayatla niye girdi? Çünkü hayatiyeti ve varlığı tutan hayattır. Varlığın temeli, malzemesi, veri tabanı hayat. Melaikede hayatın vücudu haricileridir. Mümessilleridir. Sekeneleridir. Yani onun vücudu haricinin gözükmesi için veri tabanının olması lazım. Mesela arkada yok, lamba orada vuruyor. Şimdi orada duvara ışık vuruyor. Ben buradan vuruyorum ki oluyor da. Yani odunun içi, odunun içi arkadaşlar melaikedir. Yani enerji. Odunun kendisi odundur. Misal, araba atondur, şoför melaikedir. Onu idare eder. Hayat nerede varsa ki hayatın olmadığı yer yok. Ama sakın bunu karıştırmayın. Abi bunda nasıl hayat var? Anlattım. Hayatın nihayetsiz meratibi var. En kesif tecellisi camittir. Çekirdekte de ustadımız diyor ki ukde-i hayatı var. Hatta hayat, hayatın içinde mefti barındırır. Meft de hayattır, hayatın kendisidir, hayatın zeminidir. Adem, Adem-i mutlak değildir, varlığın ifade edildiği zemindir. Meft de hayatın ifade edildiği zemindir. Hayatın bir en kesif tecellisi camittir, taş topraktır, nebattır, hayvandır, cinlerdir, ervahtır, melaikedir, insandır, nebilerdir, resullerdir, ulul az peygamberleridir, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdır. Resul-i Ekrem ağzından çıktı. Risalet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam 571'de başlamış. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, Adem aleyhisselam cennette yokken bile başlamış. Yani Nur-u Muhammediye bakıyor. Resul-i Ekrem. O nebilik hakikati kendisinde başladı. Ama Resullük ise bütün nebilerin başı ve serveri olduğundan onlar müminleridir. Bazıları kesif ve döngü, kısır insanlar peygamberimizi 571'de doğdu diyor. Kainatı nasıl çekirdeği olacak diyor. Beşeriyetini söylüyor abi. Ola beşeriyeti hanesi ve yuvasıdır ya. Senin bir yarın mektubatta söylüyor abi 98'de. Bu peygamberimizin şeyini anlatırken. Ondan sonra onu da oku kesin. Bir şeyi soracaktım ben abi. Diyelim ki hani insan abdest alıyor ya. Abdest namazı kılıyor. Veya da diyelim ki mescide giriyorsun. Tayyatın mescid namazı kılıyorsun. Yani onun melaikesini mi selamlamak oluyor o? Müekkeli. Aslında içime selamlamak değil, içine giriyorsun. Bak şimdi bak. Camiye giriyorsun ama adam dışında. Adam gayrimüslim, camiye girmeyle Müslüman olmadığı gibi. Selamlamak değil. Bak işte. Gazda abdest gidiyor mu? Tuvalette gidiyor. Zındık sordu da bana. Ya diyor, nasıl bir ibadet gidiyor, bir gazda gidiyor. Kafanızı karıştırmıyor, ufkunuzu açıyor, malzeme veriyor. Bak, ilk önce bir insan, insan anlayışı o kadar basitler ki, insanı madde ile yorumluyor, mazisi yok, istikbali yok. Bu binanın içinde ben oturuyor muyum? Bak oturuyoruz, binaya bakarak, niye bu kadar batı şeyi söyledim? Cevap o kadar basit ve o kadar güzel ki, onun için söyledim ben, atacaksınız şimdi. Şu binanın dışında bakarak benim haletimi ruhumu anlayabilir mi? Anlayamaz. Biz burada nasılsak, ceset binadır, ruh içinde oturandır. Ceset, ruh ilişkisini bir anlayın. Demek ki ev, üredim, çocuklarım burada oluyor benim evde. Ben burada doğdum, tuvaletim burada oluyor. Yemeği burada yerim, yatarım, uyurum,
namazımı kılarım, büyürüm, ölürüm. Öyle değil mi? Burada. Ha, ama ben ev değilim, ev değil. Benim elbisem başkadır. Demek ki ceset ev gibidir, ruh içinde oturandır. Tamam. Ruh en güzel ibadeti cesette yapar. Nasıl ki sünneti biz burada kılarız, ihlaslı, farzı cemaate gideriz. Ruh cesette kıyam bulur, kıyama kalkar. Kıyama kalkan bir ruh cesedini getirir, arzda namaz kılar. Şimdi ceset, abdest cesededir, istiğfar ruhsaldır. Abdest, delikleri kapatmak. Yani metafizik aleminden insanın içine girebilecek yolları niyet, niyet maddenin yapısını değiştiriyor ya. Mesela bunun yanında gavur bile yapmış Japon. Şarkı türkü söylemiş, Kur'an okumamış. Bir de küfür sözleri söylemiş. -25 derecede dondurmuş. 4 saat tutmuş, çıkartmış. Küfür söylediği su bardağı daha katı kahverengi oldu. Daha içeriye doğru. Güzel sözler söylediği bardaktaki sular daha beyaz, daha açık. Madde etkilenendir. Çünkü müekkeli var. Müekkelinden kaynaklanıyor. Maddenin içini değiştirirsin. Hani derler ya, kanseri nasıl yendi? Çok yüksek moral. İman kardeş. İman maddenin arkasına geçiyor. Şimdi o, bakın, ruhun abdesti tövbedir. İstiğfardır. Abdest ise bedenseldir. Niçin? Abdest, bu beden, evin girişleri var, cam var. Soğukta girmesin. Kapı var, çatı var. Tuvalette, affedersin, çok özür dilerim, tuvalet deliğinde fare girmesin. Ben Sultan Ümraniye Dershanesi'nde kocaman fare gördüm tuvalete girince. Lop, lop deyindi aşağıya. Ondan sonra şey koydurdum tahta. Ha, bak deliklerde çıkıyor. Bu sebeple bu delikleri kapatacağız kardeşim. Allah Resulü'nün peygamberin bir delil de Mühr-i Muhammed'idir. Nededir Mühr-i Muhammed'i? İki kürek arasındadır. Ve Muhammed'in aleyhissalatü vesselam peygamberin delili olan şey niye anlamında değil, açık değil? Çünkü iki kürek arasında erbaa habisenin, ruhanilerin, kötü cinlerin, şeytanların giriş çıkış yaptığı bir koridordu. Oraya nuru vurarak orayı kapattı Allah. Kapattı yani, böyle kapattı. Şimdi bizim de kapalı. Ama ayağımızdan girebiliyor. Gözümüzden girebiliyor. Burnumuzdan girebiliyor. Kanallardan girebiliyor. Tamam? Onun için abdest uzunu şafilere göre tutsan hemen abdest bozuluyor. Kanal açılıyor. Bizde de mekruhtur. Abdest değilken tenasül yüzünü elle tutmak, sürmek gidiyor. Şimdi abdest bedensel veri tabanlarını kapatmaktır. Kapatınca niye abdest bozuluyor? Virüste giriyor. Bilgisayarını çökertiyor. Onun için yani gaz onu açıyor. Peki gaz nasıl açar? Gaz ölü cindir diyor. Barınamıyor. Allah Resulü ömründe hiç gaz atmamış. Yapmamış. Birisi namazda duruyor. Yapsa. Ses yapsa namaz gitti. İki harf. Veya öflese. Namaz gitti. Ama onun için tutun diyor. Çünkü neymiş biliyor musun? Arkadan çıkamıyor. Ölüyor cin. Cindir daha cin. Şeytan. Allah Resulü kan vücudunuzda dolaştığı gibi diyor. Kanda şeytan dolaşır demiyor mu? O şeytan dayanamıyor namaza. Gazı zorluyor. Yemeyince orası. Koplar kapalı. Üçüsten fırsıyor. O zaman diyor ki tut. Tut gebersin o. Veya elinizle kapatın. Niye tuvalette estediğiniz zaman diyor tuvalette elinizi kapatın diyorlar. Giriyor. Delikten giriyor. Yani ta veri tabanından başladım abdestine. Yani ev ruh ilişkisi. Ev cesit ilişkisi. Demek ki abdest delikleri kapatmaktır. Ne ile? Bismillahirrahmanirrahim. Kapanıyor. Buradan giriyor. Kapatıyorsun. O zaman ev bloku oluyor. Blok olunca o evde huzurlu namaz kılacak. Ona çatı mı açık? Camlar yok. Tuvaletten fareler giriyor. Delikten plop plop plop. Ondan sonra kapım, diş kapım demir açık. Ya ben namaz kılamam ki ya.
Büyük zattan abi esnediği zaman tekrar namaz kılarım. Evet ya. Çünkü Allah Resulü'nün bir, güneş vurunca gölgesi düşmezmiş. Güneş vuracak, benim gölgem duracak. Ya Muhammed, Allah'ın peygamber olduğunu nasıl ispat edersin diyor. Bir gün öyle dedi, görmüyor musun dedi. Şuna adama bak ya, nasıl bir gerizekalı, Ebu Cehil, cahillerin babası. Adama vuruyor, gölge vurmuyor, bana vuruyor, vuruyor. Şimdi böyle bir durumda nasıl kafayı yemedi ya? Bayağı bir şey ha, dirayetle da. Ya bir cam gibi, cama bir vuruyor, güneş, camın gölgesi düşer mi? Yok, aynanın düşüyor. Allah Resulü öyle dedi. Hiç esnememiş ve gazı çıkmamış. Yani bağırsaklarda besleniyor ya, ervahlar, affedersiniz, ervah-ı habiseler, bunları bilin. Ervah-ı habiseler insanın gaytasını yer, insanın sidiğini içer. Onun için tuvalette esnememeye çalışın. Asla tükürmeyiniz. Tamam mı? Ondan sonra şunu da söyleyeyim. Şey yaptı, evan, vehim, vesvese yaptı ya, hemen onlar deliklerden girmiş, tahrik ediyor. Ben hemen ne yapıyorum biliyor musun? Yani böyle bir şey adama tavsiye ediyorum. Sen Kur'an okuyorum, elhamdülillah, Rabbil alemin falan. Abdüsamet şöyle okuyor, tamam mı? Şöyle yapıyor. Niye biliyor musun? Sesleri içeriye alıyor. Buradan vurunca buraya alıyor. Buradan vurunca gelmiyor, zor geliyor. Böyle yapıyor, böyle yapıyor. Dalgalandırıyor sesi. Ben onun çaresini buldum. Çaresini buldum. O odamdakini getir misin? Getir. Bu ne yapıyorum bak. Şimdi hem hacamatı da göstereyim bak arkadaşlar. Hacamat yaptırdım. Bak onu göstereceğim size. Çok acayip. Yani ervah habiseler var ya, paniktir, sıkıntıdır, vesvesedir, verimdir. Bunları bir ben kendim yapıyorum yani. Ya, cinin kalmaz abi. Ne kalır yani? Cin değil, ervah habise. Darmadağın. Ben bundan şey yaptım. Allah Allah böyle. Ben böyle okuyorum. Elhamdülillah Rabbil. Bir kendiniz okuyun bak. Kulağı buraya getirin. Ne böyle? Elhamdülillah Rabbil alemin. Elhamdülillah Rabbil alemin. Falan böyle gidiyor. Çarpmıyor. Tamam mı? Ben dedim ki bu sesi buraya nasıl alacağım? Buraya. Buraya okuyunca böyle gidiyor. Yani yankı nasıl yapacağım? Dolabımda. Ondan sonra ben bu sesi direkt buraya nasıl aktaracağım? Böyle darmadağın etsin yani. Çünkü kıraatta kendin duyacak kadar farz. Getir. Hiçbir şey yok. Gülmeyin arkadaşlar. Ver korkma. Bak bunlar pompadır. Bak. Su pompası. Mutfak. Su gitmiyor. Göndermiyor. Bu da gönderecek şimdi. Bu da bak. Şimdi bunlar hep şeydir. Takma, uydurma. Tamam mı? Hortum sen yapıyorsun. Bunlar. Çok nimet. Vehim, vesvese, hastalığı olanlar var ya. Bak şimdi. Bunlar hepsi şey diyor. Bunlar girip çıkanlar. Bunlar kendi uydurduk yani bu lastikleri. Niçin? Bak. Bu arkadaşlar da görsün bu seyredecek adam diyecek olan bu manyağın birisi bak. Sen mevlütte çıksan da okuyan okumayasın abi. Bak. Aa bak. Bizim hacamat şeyini koparttım. Tamam. Tamam mı? Hı. Tamam. Oldu mu arkadaşlar? İçiyoruz abi. Direkt. Gülüyorlar. Şey nerede? Kardeş, şahit ve tanıklık oldum. Ve hep kardeşlerime merhamet olsun diye yapıyorum. Kendim bu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إله سريبانو dalgalandırmadık. Kendinize göre böyle bir şey bulduk. Tamam, böyle bitiririz. Böyle. Ama milletin yerine yapma. Niçin? Beyninin şey bitti. Hacamat. Beyninin tam içine oluyor. Bir dene. Zevk alacaksın hem Kur'an'dan. Ya sen nasıl zevk alıyorsun? Ben böyle okuyorum. O kadar zevk alamıyorum. Kendim ya.
Ondan sonra tek de yapabilirsin. İlle iki yapma. Bir bunu yap, bir bunu yap. Bunu çıkar. Al. Bunu devre dışı yap. Şöyle yap. Direkt yap valla. Er-Rahmanu allemel Kur'an. Sol, sol koyacaksın. Çünkü oradan geliyor. Tüh diye tükürün diyor. Peygamberimiz, yön çok önemli. Tükürün diyor sol tarafınızda, tamam mı? Hani beyninin tam ortasına, tam ortasına okunu artık o öyle dayanamıyor. Yarın inşallah. Abi mescit namazını sormuştu. Mescit namazına dedi ki oraya içine giriliyor. Ben ta şeylere götürdüm. Mescit namazı oradaki müekkilleri selamlamaktır dedi. Ben dedim ki selamlamak zahirdir. Doğru. Daha ilerisin. İçine giriyorsun. Hakikatine giriyorsun namaz kılarak. Ustad diyor ki ben yatsı namazında o aleme girdim. Tamam mı? Yani dolayısıyla abdest o geçit alanlarını kapatmaktır. O zaman en kutsi ibadet yeri neresidir? Bedendir. En cami, cami var ya, cami burada. En kutsi. En kutsi ibadethane cesettir. Ruh cesette kıyama kalkar, kıyama durur. Üç farzı var kıyamın. Ceset bu sefer arza, dünyaya, toprağa secde eder. Kıya şey yapar, rüküye eğilir. Ve namazın 12 farzı tahakkuk ediyor. İşte abdest o delikleri kapatmaktır. Giriş çıkışları. O gazın ne olduğunu adam bilmiyor ki. Mahlukatın vücud haricisidir. Bak ne kadar acayip dininiz. Onun için gaz gitmesi felsefe onların açılmak. Mesela diyelim ki gülerek gönlünüzden yaş geldi. Abdest bozulmuyor. Ama hastalıkla ise bozuluyor. Çünkü hastalık eva habisidir ya. Mekke melekesi. Sihatın alameti beştir diyor ya İbrahim Hakkı. Diyor ki iştahlı yiyip tuvalete rahatça gidebilmektir. Yürüyüp yürüyebilip terleyebilmektir. Ağlayıp gülebilmektir. Sevip nefret edebilmektir. Dostlarına sohbet etme kültürüne, haletine sahip olmaktır. Bu bedensel bağ. O tekisi tülavati kuramdan acı tülavman demiyor. Görüyor musun şu alamete bak. Kadarika ki. Adam öyle bir adam ki gülemiyor, eğlenemiyor veya hüzünlenemiyor, düşman olamıyor, sevemiyor. Peki. Ben çok uzattım. El Fatiha.